Selamlar sevgili tembel traderlar. Alsat sinyalcisi V9'un testleri tamamlandı ve artık kullanıma hazır. Birazdan tüm detaylarıyla sizlere tanıtacak ve tüm detaylarıyla nasıl trade ettiğimize dair eğitim niteliğinde bilgiler vereceğiz. Ancak buna geçmeden önce şunun altını önemli bir çizelim ki Alsat sinyalcisi V9'a geçiş tamamen isteğe bağlı bir işlem. V9'la birlikte sunulan ATR bazlı stop loss seviyesi belirleme özelliğini kullanmak istemezseniz V9'a geçme zorunluluğunuz kesinlikle yok. V8 ve V9 arasında buy ve sell sinyalleri farkı yok. V9'un size sunduğu avantaj stopu patlayan işlem sayınızı ve aynı zamanda stoplarla uğradığınız zararı azaltmaya yardımcı olmak. Bunu bilerek sürüm güncelleme kararınızı verebilirsiniz. Şimdi bu videoyu sıfırdan bir eğitim videosu olarak kurguladığımız için Alsat sinyalcisinin kurulumundan pozisyon giriş ve teyit sinyal ayarlarına ve stop loss kullanımına kadar tüm detayları baştan sona kadar anlatacağız. İlk önce kurulumla başlayalım. Alsat sinyalcisi size e-mail ile bir TXT dosyası olarak gönderiliyor. Sadece ilk kurulum için birkaç dakikalığına bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu bilgisayar size ait olmak zorunda da değil. Kurulum tamamlandıktan sonra bir daha bilgisayara ihtiyacınız yok. Yazılımı dünyanın her yerinden, her mobil cihazda süresiz ve sınırsız olarak kullanabilirsiniz. Alsat sinyalcisi yazılımı TradingView üzerinde çalıştığı için kurulum öncesi bir TradingView hesabınızın olması gerekiyor. TradingView hesabınız yoksa hemen www.tradingview.com veya şu ekranda gördüğünüz internet adresini yazarak TradingView sitesine ulaşabilirsiniz. Buradan tamamen ücretsiz olarak bir hesap oluşturabilirsiniz. TradingView bizlere Microsoft tarafından sunulan güvenilir bir yatırım araçları takip platformudur. Daha önce TradingView hesabı olmayan takipçilerimiz için hemen ücretsiz bir hesap nasıl oluşturulur onu gösterelim. Bakın şurada şimdi başlat diye bir buton var. Buraya basıyoruz. Bakın burada pro planları görüyorsunuz. Ama sizin bunlara hiç ihtiyacınız yok. Siz bakın şurada basic diyor, ücretsiz olan. Şu platforma geldiğiniz zaman, üye ol dediğiniz zaman Google hesabınızla veya Facebook hesabınızla çok kolay bir şekilde ücretsiz olarak buna üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ben şimdi bu sayfadan çıkayım. Üyelikle giriş yaptınız. Daha sonra kendi hesabınızdan giriş yapacaksınız. Ve burada giriş yaptıktan sonra basmanız gereken yer grafik. Bu grafiğe bastığınızda biraz sonra sizlere göstereceğimiz ekranda sizinle beraber buluşacağız. Şimdi siz hesabınızı oluşturduktan sonra grafiğe bastınız ve burada şu sizde bunlar çıkmayabilir. Trade edeceğimiz yatırım aracını seçiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şurada şu anda bizim Shiba'mız var. Bakın sol üst köşede şurada bu detayı görüyorsunuz. Şuraya bir kere tıkladığımızda neyle trade etmek istiyorsanız mesela buraya Ethereum yazabilirsiniz. Bakın Ethereum. Ethereum'un Perpetual Contract'i ve Binance'de. Biz Binance'de trade ettiğimiz için Binance'in üzerindeki Perpetual yani Futures vadeli işlemler hem long hem short işlem açabildiğimiz Ethereum'un Perpetual'ını seçerseniz karşınıza Ethereum'un grafiği gelir. Ama gördüğünüz gibi şu anda bu grafik üzerinde hiçbir sinyal barındırmıyor. Çünkü neden? Alsat sinyalcisini henüz yüklemedik ve bu grafiğe bakarak fiyat yönü tayin etmek oldukça zor. Ama biraz sonra bunu nasıl kolaylaştıracağımızı göreceğiz. Şimdi
Burada istediğiniz yatırım aracını dediğimiz gibi seçebilirsiniz. Bu bir kripto varlık olabileceği gibi bir hisse senedi, altın, gümüş gibi bir emtia veya Forex'te trade ediyorsanız dolar, yen gibi bir yabancı exchange çifti de olabilir. Al-sat sinyalcisi bir matematik model olduğu için tüm yatırım araçlarında ve tüm zaman dilimlerinde bunu kullanabilirsiniz. Biz bugünkü eğitimi Shiba Coin üzerinde anlatacağız. Dolayısıyla hemen şuradan Shiba'yı seçelim. Shiba 1000 Shiba diye çok küçük bir değeri olduğu için perpetual kontratları 1000 geçiyor. Shiba'yı seçelim. Şimdi vadeli işlem yapacağız. Yani fiyatın hem artış hem de azalış yönünde işlem açacağımız için burası önemli. Shiba'yı değil, Shiba'nın perpetual versiyonunu açtık. Yani bu Ethereum'da olsa böyle olacaktı, Bitcoin'de olsa böyle olacaktı. Tüm coinler için bu kural geçerli. Bu arada sağ üst köşedeki, bakın şuradaki sekme üzerinden siz de bunu favorilerinize ekleyip ileride çok daha kolay erişebilirsiniz. Bakın burada bizim bir sürü trade ettiğimiz coin favorilerimizin içinde. Şimdi ekranda gördüğünüz mum çubuklar bize seçili olan zaman diliminde, ki şu anda bakın burada 5 dakika yazıyor. Eğer şuraya basarsam 15 dakika grafiğini açabilirim. 30 dakika, 45, 1 saat, 1 gün. Ama biz 5 dakikada trade ediyoruz. Onun için şu anda 5 dakika açık. Bu zaman dilimindeki fiyat hareketlerini gösteriyor. Bu şekilde bir grafiğe bakarak fiyatın bundan sonraki hareketi üzerine yorum yapmak imkansıza yakın. Anlık fiyat yönü tayini için size yol gösteren bir teknik analiz metoduna ihtiyacınız var. İşte al-sat sinyalcisi sizin için tam olarak bunu yapıyor. Geçmiş fiyat hareketlerini hacim bazlı olarak analiz ediyor ve bundan sonraki olası yönünü size al veya sat sinyali olarak ekranda gösteriyor. Şimdi hep beraber al-sat sinyalcisi versiyon 9'u kuralım ve sinyalleri görelim. Kurulum için e-mail ile size gönderilen TXT dosyasını kopyalamanız gerekiyor. Size e-mail ile şu ekranda görmüş olduğunuz kodlar gönderiliyor. TXT dosyasını açıyoruz ve içindeki bütün yazıyı eksiksiz bir şekilde kopyalıyoruz. Kopyaladık. Daha sonra TradingView'un, bakın alt tarafında Pine Editor yazan yere bir kere tıkladığımızda, şöyle biraz yukarıya doğru kaldıralım. Burada bir komut ekranı açılıyor. Bu komut ekranındaki gördüğümüz her şeyi siliyoruz ve buraya az önce kopyaladığımız kodları yapıştırıyoruz. Şimdi yapıştırdık. Bundan sonra sinyallerimizi alabilmek için hemen şurada grafiğe ekle butonuna basıyoruz. Sinyallerimiz geldi. Al-sat sinyalleri çıktı. Ve daha sonra hemen yanındaki kaydet sekmesine basıyoruz. Bu şekilde yazılımı, ben de şu anda kayıtlı tekrar kaydetmiyorum. Yazılımı süresiz ve sınırsız olarak kendi kütüphanemize kaydederek saklıyoruz. Bundan sonra istediğiniz zaman yazılımı ekrandan kaldırabilir. Şu Pine Editor'ı da kapatalım artık. İşimiz bitti. Bundan sonra istediğiniz zaman bu yazılımı, bakın şuradaki çarpı işaretinden kaldırabilir. Ve daha sonra göstergeler kısmına gelerek, göstergeler, scriptlerim veya İngilizce versiyondaysanız My Scripts, Perfect Entry and Exit Signal V9. Artık süresiz ve sınırsız olarak al-sat sinyalcisi sizin oldu. Al-sat sinyalcisini açtığınızda karşınıza birçok al ve sat sinyali çıkar. Bu ekran görüntüsü sizi korkutmasın. Bu ekran bizim trade edeceğimiz ekran değil. Çünkü henüz gerekli ayarlarını yapmadık. Gerçekten pozisyon açacağımız sinyallere karar vermek için önce bu ekranda bazı ayarlar yapacağız.
Alsat sinyalcisi, bu arada burada Perfect Entry and Exit Signal Generator diye bir yazı görüyorsunuz. Bu bizim yazılımımızın global ismidir. Doolittle Trader hesabımızda yabancı kullanıcılar ile de bu yazılımı paylaşıyoruz. Bu sebepten bir global isim kullanıyoruz. Alsat sinyalcisi ve Perfect Entry and Exit Signal Generator tamamen aynı yazılımlardır. Burada da bir kafa karışıklığı olmasın. Alsat sinyalcisinin ayarlar kısmına gelelim. Burada en üstte şu Perfect Entry and Exit Signal Generator yazısının üzerinde bir çark işareti görüyorsunuz. Bakın burada ayarlar diye yazıyor zaten. Bu ayarlara bir tıklıyoruz. Burada en üstteki iki ayarı ellemiyorsunuz. Yani bu dokunmanızı gerektirecek bir ayar seti değil. İlk ayarımıza Buying Pressure Threshold ve Selling Pressure Threshold değerleri üzerinden başlıyoruz. Öncelikle bu değerler nedir? Onlardan bir bahsedeyim sizlere. Bu değerler alıcıların ve satıcıların o anda anlık olarak piyasada oluşturdukları basınçtır. Hangisinin yarattığı basınç daha fazlaysa fiyat tabii ki o yönde hareket ediyor. Alsat sinyalcisi anlık fiyat hareketleri ve işlem hacmi değerlerini göz önüne alarak alıcı ve satıcı basınç değerlerini hesaplar. Daha sonra bu basınç değerleri sizin belirttiğiniz eşik değeri geçtiği anda size sinyal verir. Ve işte siz aslında bu Buying Pressure Threshold, yani alıcıların basınç eşiği, Selling Pressure Threshold, satıcıların basınç eşiği değerlerini bu yüzden belirlersiniz. Dersiniz ki bana bu basınç 20 birimi geçtiğinde sinyal ver. Yani daha trend olgunlaşmadan, satıcılar çok hakim bir şekilde piyasada basınç yaratmadan sinyal verme. Şimdi bakın durum nasıl değişiyor. Bu arada bu ayarı yaparken bir şöyle bir gözlemleyelim. Mesela bunu 1 yaptığımda ve bunu da -1 yaptığımda, bakın eşik değerleri çok hassas ayarladığımız için trend hemen başladığında bize sinyal vermeye başlıyor. Ama bu tabii ki çok fazla pozisyona sokuyor, çıkartıyor bize. Bu biraz yorucu ve kafa karıştırıcı bir ayar seti. Dolayısıyla biz tercih olarak bunu genelde +-20 olarak ayarlıyoruz. Bu bir kural değil. İlla +-20 yapacaksınız diye bir kural kesinlikle yok. Bunu siz hani 1 ila 30 değeri arasında istediğiniz değerde kullanabilirsiniz. Bunu denersiniz. Bakın 20 ve -20'ye getirdiğimiz zaman biraz daha makul seviyelere geldi sinyaller. Şimdi pressure değerlerini bitirdiğimize, ayarladığımıza göre ikinci ayar parametremizden bahsedelim. Bu da yatay piyasa filtresi. Yatay piyasa filtresi şunun için lazım: Trend Strength Threshold, Trend Strength Smoothing. Bazen piyasa çok yatay seyretmeye başlıyor ve belli bir bant içerisinde hiçbir trende girmeden yukarı aşağı küçük salınımlarla hareket ediyor. Bu durum bazen gerçekten çok can sıkıcı bir hal alabiliyor ve bize hiç kar edemediğimiz veya çok küçük karlar elde edebildiğimiz birçok ardışık sinyal veriyor. İşte bunun önüne geçmek için yine tamamen kişinin istediği ve tercihine bağlı olarak yatay piyasa filtresini kullanıyoruz. Bunu ayarlar kısmında şu gördüğünüz Trend Strength Threshold ve Trend Strength Smoothing değerleriyle yapıyoruz. Trend Strength Threshold değerini 0 ile 40 arasında bir değeri ayarlayarak yatay piyasada sinyal almayı veya almamayı tercih edebiliyoruz. Değer 0 ise piyasa yatayda da olsa tüm sinyalleri görüyoruz ve sadece sizin belirlediğiniz trend gücünde sinyal alabilmek için bu değeri arttırıyoruz. Biz trade ettiğimiz zaman diliminde, şu anda 5 dakika, bu değeri genelde 12-15 arasında bir değere ayarlıyoruz. Hemen bunu da bir örnekle gösterelim. Şimdi yatay piyasanın oluştuğu bir bölge bulmaya çalışalım.
Mesela şurası. Bakın, şu bölgeye iyi bakalım. Trend Strength Threshold şu anda 0. Biz bunu eğer 25 yapsaydık, bakalım ne olacaktı? Bakın şu yatay piyasadaki sinyaller tamamen yok olacaktı. Çünkü biz şunu diyoruz, bu ayarlarla şu Trend Strength Smoothing'de gördüğün mum sayısı kadar, yani şurada 14 mum, bunu isterseniz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 14 mum boyunca geriye git o andan itibaren ve bu 14 mum boyunca oluşan trend yatayla belli bir açıya ulaşmadan, ki o değeri siz burada şimdi 25 olarak verdiniz. Bu değere ulaşmadan bana sinyal verme. Yani burada bir yatay piyasa görüyorum. Hiçbir açı yok yukarı veya aşağıya doğru. Bu açı oluşmadan, 25 birim açı oluşmadan bana sinyal verme. Bakın bunu azalttıkça, yani açı az da olsa yataya yaklaştıkça da bana sinyal ver dediğinizde yavaş yavaş sinyalleri görmeye başlayacaksınız. Biz genelde bunu görüyorsunuzdur zaten Instagram hesabımızda 12 ile 15 değerleri arasında kullanıyoruz. Peki. Şimdi yazılımdaki son ayarsa V9 versiyonuyla gelen, daha önce V8'de bu yoktu, ATR multiplier ve ATR uzunluğu. Şimdi bu nedir? ATR grafikteki mum çubukların üzerinde ve altında gördüğünüz turuncu çizgilerin nerede olacağını belirleyen değer. Şu turuncu çizgilerden bahsediyorum. Bu turuncu çizgiler ise bize her pozisyon girişinde nereye stop loss koyacağımızı gösteriyor. Bu ayar şimdilik 2 olarak kalsın. Şurada 2'yi biz bırakalım. Bunun ne işe yaradığını ve nasıl ayarlandığını birazdan pozisyonlarımızı açarken anlatacağım size. Bizi takip ediyorsanız asla ama asla hiçbir pozisyonda portföyümüzün %1'inden fazlasını riske etmediğimizi biliyorsunuz. 5 dakikalık grafikte her pozisyon açılışında biz mutlaka %1 stop koyuyoruz veya artık buna koyardık diyelim. Çünkü V9 ile birlikte artık her 5 dakika pozisyonda %1 stop koymayacağız. Bu stop loss'un değerini ATR çizgilerimize göre belirleyeceğiz. Fakat buranın altını çok kalın çizgilerle çizelim. Bakın bir pozisyonda portföyün maksimum %1'inden fazlasını riske etmeme prensibimizi değiştirmiyoruz. Yani ATR çizgimiz bize piyasanın çok hareketli ve volatil olduğunu gösteriyorsa ve stop loss'umuzu %2 değerlerine koymamızı istiyorsa, bunun bizim için anlamı şu: pozisyon portföyün tamamıyla değil, bu sefer sadece %50'siyle açılacak. Yani %2 stop loss koyuyorsam ben artık bütün portföyümle işleme girmiyorum. Çünkü %100 ile girip de %2 zarar etmek istemiyorum. Bu benim prensibim. Tembel Trader ekibinin prensibi. Portföyümün demek ki %50'siyle işleme girmem lazım. %2 stop loss seviyesini koyuyorsam. Yani portföyümün yarısını %2 riske ettiğimde stop loss'um patlarsa toplam portföyümün sadece %1'ini kaybetmiş oluyor. Veya 1 saat grafiğinde trade edecekseniz, gelelim 1 saat grafiğine bakalım. Bakın 1 saat grafiğinde trade edecekseniz de burada mesela şu sell sinyalinin stop loss'u yüzde kaçmış? %3.6. Diyor ki bize stop loss'u, hemen şuradan bir çizgiyle gösterelim. Tam şu fiyat çizgisine koy. Eğer şuradan bir sell aşağıya doğru iniş pozisyonu açacaksam ben, stop loss'u buraya koy diyor. Ve bu %3.5 civarında bir değere tekabül ediyor. Ben %3.5'luk bir pozisyon açacaksam
tembel trader prensiplerine göre portföyümü %30'u ile giriyorum. Bu bizim için çok kesin ve net bir kural. Şimdi bunu silelim. 5 dakika grafiğimize geri dönelim. Şimdi arkadaşlar, bu bizim prensibimiz. Siz çok daha farklı bir risk yönetim metodolojisi seçebilirsiniz. Yani burada trading'de tek bir doğru yok. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Yani siz dersiniz ki işte ben al-sat sinyalcisini çok farklı ayar setleriyle kullanacağım. Daha fazla sinyal almak istiyorum. Daha az sinyal almak istiyorum. Yani bunu bin bir çeşit ayar setiyle ayarlayabilirsiniz. Yani 35 ayarı da kullanacağım. Bunu da 35 ile kullanacağım. İşte hani şu anda görüyorsunuz. Bu aradaki sell sinyali, şuradaki sell sinyali yok oldu. Buradan girdi. İşte efendime söyleyeyim, ben çok daha sadece büyük trendlerin peşindeyim. Buradan aşağıya doğru gidişleri bu şekilde büyük trendleri yakalayacağım. Bu sizin tercihiniz. Buna kimse karışamaz. Tek doğru diye bir şey yok. Biz sizlere kendi stratejimizi sadece bir örnek olarak sunuyoruz. Yani bunu da aklınızda tutmanızı önemli rica ediyorum. Ben şimdi yine kendi alışık olduğumuz ayarlara dönüyorum. Gördüğünüz gibi biz kendi ayarımıza geldiğimizde araya daha farklı sinyaller de geldi. V9 ile ATR bazlı stop kullanımına neden geçtiğimizi hep beraber bir hatırlayalım. Birkaç hafta önce sizlerin oylarıyla belirlenen Shiba üzerinde trade ederken hep birlikte ATR bazlı stopun önemini çok açık ve net şekilde görmüştük. Shiba için çok hareketli, volatilitesi çok yüksek bir haftaydı. Yani çok ani yükseliş ve düşüşler oluyordu. Ancak biz bu durumda bile %1 stop loss kuralımızı korumuş ve tüm stoplarımızı %1'e koymuştuk. Sonuç olarak da birçok pozisyonda aslında %10'luk kar potansiyelleri olmasına rağmen anlık volatilite yüksekliği sebebiyle %1'lik stoplarımız patlamış ve biz sinyalin verdiği o yüksek potansiyelli trendlerden elimiz boş dönmüştük. Bakın, 24 Şubat haftası. O hafta Instagram hesabımızdaki postları da bir inceleyebilirsiniz. Ya maalesef çok tatsız bir haftaydı bizim için. Bakın, aslında çok güzel bir buy sinyali. Ama biz her zamanki gibi bu sinyale girdik ve %1 stopla girdik. Bakın, çizgiyi takip edin. Stop patladı şurada. Şu kırmızı mumun şurada gördüğünüz bölgesi stopumuzu patlattı. Ama akabinde, şunu silelim. Bakın, %8, yani bunun hepsini alamasanız bile sinyalin potansiyeli %8 kar. Ve çok kısa bir zaman diliminde, birkaç saatte %8 kar. Ama biz şurada stopumuz, %1 stopumuz patladığı için bunu alamadık. Peki biz bu stop loss'umuzu eğer şuradaki ATR'nin bize gösterdiği bölgeye koysaydık ne olacaktı? ATR bize volatilite noktasını gösteriyor. Biraz sonra daha detaylarıyla anlatacağım sizlere, ama şuradaki kırmızı turuncu, düzeltiyorum, turuncu çizgilerin anlamı şu. Diyor ki şu anda bu fiyatın oynaklık seviyesi bu iki turuncu çizgi arasında hareket etmeye müsait. Yani bu iki turuncu çizginin arasındaki salınım şu anki volatilite değerlerine göre doğal bir salınım. Bunun dışındaki hareketler artık trend yönü değişikliği demek. Dolayısıyla size şunu söylüyor. Burada %1'e değil, stop loss'unu buraya koy. Fiyat buradan aşağıya düşerse artık endişelenmeli ve pozisyonunu kapatmalısın. Ama biz standart olarak %1'e stop koyduğumuz için burada stopumuz patladı. Sonra yukarıya doğru muhteşem bir kar verdi.
Ama eğer biz burada ATR bazlı stopumuzu kullansaydık bu potansiyeli alacaktık. Hemen aynı gün yine bizi çok üzen başka bir örnek. Bakın bu daha da acı. Bakın burada pozisyona girdik. Burada stop patladı. Gördüğünüz gibi bakın %1 şu anda burada patlıyor. Ve stop burada patladıktan sonra %10'un üzerinde bir kar verdi. Birkaç saat içerisinde. Ama biz bunu alabildik mi? Maalesef alamadık. Çünkü stopumuz burada patladı. Ama eğer biz bakın aslında ATR bazlı stop koysaydık ATR bize bu stopu tam şu buy sinyalinin altındaki turuncu çizginin olduğu bölgeye koyduracaktı. Diyecekti ki şu anda bu salınım anlık volatilite değerlerine göre çok normal, endişelenme. O zaman stopumuz patlamayacaktı ve biz bu %10'u alabilecektik. İşte V9'a geçmeye, yani V8'den V9'a ve ATR bazlı stop stratejisine geçmeye sebep olan hafta açıkçası bu haftaydı. Eğer biz bu pozisyonlarda ATR bazlı stop koysaydık bu devasa trendleri kaçırmayacak ve çok güzel karlar elde edecektik. Ayrıca ATR bazlı stop loss volatilitenin düşük olduğu durumlarda bizi çok daha küçük stoplar koyma konusunda da ikaz ediyor. Biraz sonra öyle bir örnek de yaparız. Yani mesela artık her pozisyonda %1 değil, bazen işte %0.6, 0.7 gibi çok daha küçük risk seviyeleriyle pozisyon açabiliyoruz. Yazılımın ayarlar kısmında bakın yine şurada ATR multiplier gibi bir değer var. İşte bu ATR multiplier ayarı stop seviyesini kaç ATR uzağa koymak istediğimizi bize soran bir çarpan. 15 dakika ve 6 zaman grafiklerinde bu değeri biz genelde 2 ila 3 arasında bir değer. Bazen 2 ATR multiplier da çok küçük stoplar veriyor. Yani 0.3, 0.4 gibi stoplar veriyor. Onlar da çabuk patlayabiliyor. Küçük zaman dilimlerinde şunu söyleyebilirim. 5 dakika zaman diliminde uygun ATR multiplier 2 ila 3. Buna siz karar vereceksiniz. Ancak bunu çok daha yüksek zaman dilimlerinde kullanıyorsanız, yani 4 saat gibi, 1 gün gibi, hatta 1 saatte bile 1.5 ATR ayarını alabilirsiniz. Yani bunu 1.5 dediğiniz zaman bakın şimdi bant daralacak. Gördüğünüz gibi bant daraldı. Artık stop seviyenizi biraz daha daralttı. Uygun olan 5 dakika civarında 2 ila 3 ATR size standart 2 ile gelir. Ama daha yukarılara çıktıkça 1.5-2 ATR arasında bir değeri stop loss seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi gelelim pozisyon açmaya. Bundan sonraki bölümde hep beraber pozisyonlarımızı nasıl açıyoruz, nasıl kapatıyoruz ona bakacağız. Bunun için ekranımızı değiştirelim. Şimdi gelelim pozisyon açmaya. Bunun için aynı anda iki tane TradingView ekranı açıyoruz. Bunlardan bir tanesi 5 dakika, diğeri de 15 dakika grafiğini gösteriyor. Eğer 5 dakika grafiğinde trade edecek vaktiniz yoksa, yani gün içerisinde çok daha az sayıda trade etmek istiyorsanız, siz tabii ki de 15 dakika grafiğinde veya 1 saat grafiğinde de trade edebilirsiniz. Ancak o zaman açacağınız grafik ekranları farklı olmalı. Örneğin siz 15 dakika grafiğinde trade edecekseniz, pozisyon sinyali alacağınız grafik burada 5 dakika değil 15 dakikayı gösterecek. İkinci ekranınız 1 saati gösterecek. Yani üst zaman dilimi. Biz 5 dakikada trade ettiğimiz için bir üst zaman dilimimiz 15 dakika. Eğer 15 dakikada trade etseydik bir üst zaman dilimimiz 1 saat olacaktı. Veya siz 1 saatte trade edecekseniz bir üst zaman diliminiz ne olacak?
4 saat grafiğini göstermeli. Biz ekip olarak 5 dakika grafiğinde trade etmeyi tercih ediyoruz. Bu sebeple önümüzde 5 dakika grafiği ve 15 dakika grafiği açık. 5 dakika grafiği bizim pozisyon sinyalleri aldığımız grafik, 15 dakika ise bizim ana trend yönünü belirlediğimiz grafiktir. YouTube'daki Haydi Test Edelim video serilerini izliyorsanız, ki izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz, ana trend yönünü belirlemenin ve ana trend, ana akım yönünde sadece o yönde pozisyonlar açmanın başarı oranınızı ve karlılığınızı ne kadar arttırdığını sayısal ispatlarıyla defalarca kere görmüşsünüzdür. İşte alsat sinyalcisiyle trade ederken üst zaman dilimini kullanma sebebimiz tamamen bu. Ana akımın yönünü, ana trendin yönünü üst zaman dilimine bakarak biz kontrol ediyoruz ve buna uygun sadece ana akım yönündeki 5 dakika sinyallerine pozisyon açıyoruz. Diğer sinyallere pozisyon açmıyoruz. Bunu yaparken 5 dakika ve 15 dakika grafiklerinde yaptığımız ayarlar farklılık gösteriyor. Burası oldukça önemli. 5 dakika grafiğinde, bu sizin için 15 veya 1 saat olabilir. Buna 5 dakika diyoruz biz ama aslında pozisyon sinyallerini aldığımız grafikte biz ayarlarımızı Buying Pressure Threshold 20, Selling Pressure Threshold -20, Trend Strength Threshold 12, Trend Strength Smoothing 14 olarak kullanıyoruz. Siz tabii ki farklı ayarlarda kullanabilirsiniz ama bizimki bu. Eğer 15 dakikada trade etseydik yine bu olacaktı. 1 saatte trade etseydik yine bu olacaktı. Üst zaman dilimindeki ayarlar ise onlar yazılım size ne geliyorsa, nasıl geliyorsa hiç değiştirmeden kullanıyoruz. Yani Buying Pressure Threshold 0.2 çok düşük bir değer. Selling Pressure Threshold -0.2 çok düşük bir değer. Trend Strength Threshold 0. Trend Strength Smoothing 14. Yani diyoruz ki burada hassas davran. Ana trend yönünü gösterirken hassas davran ama pozisyon sinyallerini gösterirken daha az hassas davranabilirsin. Tamamen bunu söylüyoruz. Şimdi pozisyon açmaya başlayalım. 5 dakika grafiğindeyiz. Pozisyon sinyali bekliyoruz. Bir pozisyona giriş için 5 dakika grafiğinde sinyal bekliyoruz. Ekranı ilk açtınız ve 5 dakika grafiğinde önceden yanmış bir tane sinyal gördünüz. Buna pozisyon açıyor muyuz? Biz önermiyoruz. Yani sinyalden hemen böyle 1-2 mumla kaçırdıysanız bu sinyali çok sorun değil. Ama sinyal sonrasında zaten belli bir kar değerine ulaşılmışsa bir diğer sinyali beklemekte son derece fayda var. Mesela bu sell sinyaliyle birlikte sell sinyali ortalama hani %1 civarında bir kar zaten vermiş. Bu artık karını vermiş olabilir. Daha fazlasını veremeyebilir. Boşu boşuna stop patlatmaya gerek yok. Devam edelim. Oynatalım bakalım. Sinyallerimiz gelmeye başlasın. Çok hızlı gittik. Şunu biraz yavaşlatalım. Evet. Bekliyoruz. Sinyal bekliyoruz 5 dakika grafiğinde. Alarm da kurabiliriz buna. Evet. Bir buy sinyali geldi. Saat 7 Mart gece yarısını 5 geçe bir buy sinyali geldi. Tam bu anda 15 dakika grafiğimi açıyorum. 15 dakika grafiğinde bakın saat tam şu anda gece yarısı 00'ı gösteriyor. Aşağıda görüyorsunuz. Bu 15 dakikalık bir mum olduğu için önümüzdeki 15 dakika boyunca yanacak. Ve bu mumdan bir mum önce buy sinyali gelmiş. Yani 15 dakika grafiğini açtığımda karşıma gelen en son yanmış sinyal buy. Bu bize şunu söylüyor. Şu anda ana akım yukarıya doğru hareket ediyor. Ana akım buy yönünde. Dolayısıyla 5 dakikadaki buy sinyaline pozisyon açabilirsin. Eğer 5 dakikada şu anda bir sell sinyali gelseydi pozisyon açmayacaktım. Ama şu anda ana akım yönün buy olduğu için buna pozisyon açabilirim.
Burada yapılan hatalardan bir tanesi 5 dakika ve 15 dakika grafiklerinde sinyallerin aynı anda yanmalarını beklemek. Bu hataya düşmeyin. 5 dakika grafiğinde buy sinyali geldi. Hemen 15 dakika grafiğine baktık. Burada şu en son yanmış buy sinyali buralı. Yani mesela şurada sell ve buy olmayabilirdi. 5 dakika grafiğinde yanmış bir buy sinyalinden sonra 15'e geçtim. En son yanmış sinyal, buy sinyali 1 saat, 2 saat önce gelmiş olabilirdi. Bizim için önemli olan tek şey 15 dakika grafiğinde en son yanmış buy, en son yanmış sinyalin yönü. Yani bunun aynı anda gelmesini beklemek gibi bir kural kesinlikle yok. Onu beklersek o çok düşük bir olasılık. Dolayısıyla bir sürü pozisyon kaçırırız. 15 dakika grafiğinde en son yanmış sinyal buy ve şu anda dolayısıyla bizim şu 5 dakika grafiğimiz, 5 dakika grafiğindeki buy sinyalimiz teyitli. Ne yapıyoruz? Hemen ATR, 2 ATR ile trade ediyoruz. Bakın şurada dibinde bitmiş. Şuraya bir stop koydurdu bize. Tam şu çizginin olduğu yere. Bu çizgiyi niye koydum? Fiyatı görün diye. Diyor ki burada şu anda bir long pozisyon açacaksın. Stop'unu normalde yukarıya doğru gitmesini bekliyorum. Ama stop'unu sen 0.0238'e koy. Yani olabilir, aşağıya doğru dönebilir ve patlayabilir bu pozisyon. Riski alma. Koydum stop'umu. Başlatıyorum oynatmaya. Ve ne oldu? Stop patladı. Olabilir yani, bizim de oluyor. Görüyorsunuz zaten Instagram hesabımızda. ATR bazlı bir stop koyduğumuz için yaklaşık, şimdi mumun dibinden girmiyoruz. Biz hani sinyal göz kırpmayı kapattığı anda pozisyona giriyoruz. Yaklaşık 0.4, hadi deyin ki mumun tepesinden girseniz, şunu sileyim. Mumun tepesinden girseniz burada kaybınız %0.6. Yani 100 dolarlık pozisyon açtınız. 99.4 dolarını geri aldınız. Şu anda zararınız sadece 60 sent. Oldu. Ya olabilir. Gayet normal. Yani trade gününde, herhangi bir trade gününde çok başımıza gelen bir olay. Stopumuz patladı ve para kaybettik. Bekliyoruz. Başka bir sinyal. Alarmımızı kurabiliriz veya ekran karşısında sinyal bekleyebiliriz. Evet, bir sell sinyali geldi. Sell sinyali saat kaçta geldi? Gece yarısı tam 2'de geldi. Bakalım gece yarısı saat 2'de. Şu anda burası gece yarısı 12'de. Bakalım gece yarısı 2 itibariyle. Şimdi gece yarısı 1.15'teyiz. Şimdi gece yarısı 2 itibariyle bir teyit geldi. 15 dakika grafiği de, yani üst ana akımımız da aşağıya doğru döndü ve bize şunu dedi. Ey trader, şu saatten sonra sadece sell yönündeki 5 dakika sinyallerine pozisyon açmalısın. Buy yönlerini açma. Saat 2'deki bu sell sinyali an itibariyle bizim için teyitli hale geldi. Ne yapıyoruz? Bakın stop ATR yine hemen mumun dibini gösteriyor bize. Şuraya 0.23.8'e bu sefer stopumuzu koyduk ama bu seferki beklentimiz fiyatın aşağıya doğru inmesi yönünde. Bakalım ne olacak? Güzel. Hareket ediyor. Şimdi bakın burada biraz kar vermeye başladı. Burada bizim hemen yaptığımız şey stopu giriş seviyesine çekmek. Şimdi normalde stop loss'u, pozisyon stopumuzu pozisyona girdiğimiz noktadan daha uzak bir yere kurmuştuk. 23.84. Burada pozisyona girişiniz yaklaşık şu bölgelerde bir yerde olur veya en kötü ihtimalle mum girişinde olur. Burada girdiğiniz yere stopumuzu çekiyoruz.
girdiğimiz fiyata stopu çekmek demek. Yani 23.8'den 23.7'ye çekmek demek şu demek. Bundan sonra artık dünya yansa siz bu pozisyondan zararla ayrılmayacaksınız. Yapacağınız tek şey kar almak. En kötü ihtimalle stopunuz patlasa bile 100 dolarınızı 100 dolar olarak geri alacaksınız. Peki biraz daha ilerletelim bakalım. Şimdi baktınız ki piyasa yataylaşmaya başladı. Burada artık bir trend dönüşü olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla stopunuzu biraz daha aşağıya taşıyorsunuz. Bu ne demek? Stopumuzu artık 0.023'e taşıdık. Ve burada ilerliyoruz. Şu anda stop patlarsa ne olur? En kötü ihtimalle kar alacağım. En kötü ihtimalle bir kar alacağım. Oynatalım. Bakın biraz daha kar vermeye başladı. Burada stopunuz patlayabilir. Muhtemelen şurada iğne attığı için patlamayacaktı. Ama patlayabilir. Baktınız ki stopunuz patlamadı ve hala kar vermeye devam ediyor. Stopu biraz daha aşağı çekiyorsunuz. Şu anda bakın olacak şey şu. Stopumuzu nereye koyduk? 23.39'a 23.4 diyebiliriz. Buraya koyduk. En kötü ihtimalle trend dönse bile olacak tek şey bizim bu pozisyonu şu miktarda karla kapatmamız. Bakalım biraz daha oynatalım. Ve patladı. Biz bu pozisyondan şurada ortalama bir yerden girdiğimizi düşünelim. %1.5 civarında bir kar aldık ve çıktık. Evet, bir sonraki sinyali bekliyoruz. Ve sinyal geldi. Sinyal kaçta geldi arkadaşlar? 4.55 geçe. Yani 4.55 ile 5 arasında bir noktada sinyalimiz geldi. Hemen şuraya bakıyoruz. Saat 4.55 geçe. Bakın, saat 4.55 geçe. Aslında sizin ekranı gördüğünüz şekil şu. 4.55 geçe siz bu muma bakıyorsunuz. Bunu sağ tarafını artık görmüyorsunuz. Peki 4.55 geçe sizin 15 dakika grafiğinde en son gördüğünüz sinyal nedir? Buy. Demek ki hala ana akım yukarıya doğru diyor bize. Dolayısıyla 5 dakikada şuna henüz pozisyon açmıyoruz. Ne yapıyoruz? 15 dakikada bir teyit bekliyoruz. Bu teyit ne zaman geliyor? Saat 5'i çeyrek geçe ile 5.30 arasında bir yerde geliyor. İlerleyelim. Şu anda saatimiz 5. Evet, çok yüksek ihtimalle burada bir yerde geldi. 5'i çeyrek geçe ile 5.30 arasında bir yerde. Biz burada diyelim ki şu mumun ortasında 23.35 bölgesinde pozisyona girdik. Stopumuzu nereye koyuyoruz? Tam olarak bakın ATR bize diyor ki stopu tam şuraya koy. Buraya stopu koyduk ve şuradan pozisyona girdik. Tam mumun ortasından girdiğimizi düşünelim. Başlıyor pozisyon ilerlemeye. Bundan sonra yapacağımız şey bizim stop loss taşıyarak kar almak. Şimdi biraz kar vermeye başladı. Bu durumda yapabileceğimiz en iyi senaryo hemen giriş bölgemize stopu çekmek. Yani şu anda artık pozisyonda bir zarar etme riskimiz yok. En kötü ihtimalle stopumuz patlasa biz bu pozisyonda zararsız çıkacağız. Kar alamayacağız ama elimizde bedavadan bir piyango bileti var. Bundan sonrası çok daha rahat. Bekliyoruz. Bakalım pozisyon bize ne verecek. Buralarda çok bir kar elde edemediğimiz için stopu taşımıyoruz.
Orada bir buy sinyali yandı söndü ama o bir göz kırpma olduğu için bize herhangi bir sinyal vermedi. Hala pozisyon açık devam ediyor. Şu anda riskimiz yok. Gayet temiz bir şekilde takip ediyoruz. Evet, şimdi kar vermeye başladı. Şimdi gayet güzel. Burada artık biraz kar alma vakti geldi. Şimdi burada stopumuzu bu sefer şöyle şuralara bir yere çekelim. Yani 23.00-23 seviyesinde çekelim stopumuzu. Ne oldu? Artık karı garanti ettik. Stopumuz patlasa bile en kötü ihtimalle biz buradan kar alarak çıkacağız. Oynatalım. Çok güzel. Bakın burada harika bir iğne attı. Dolayısıyla ben artık burada biraz daha kar almak için yaklaşabilirim. Ve patladı. Şimdi bakalım. Stopumuzu taşıya taşıya ne kadar kar aldık? Şuradan bir yerden girmiştik. Ortasından buraya kadar %1.8. Bu arkadaşlar muhteşem bir kar. Gerçekten muhteşem bir kar. Yani siz bugün 100 dolarınızı bankaya yatırsanız bankanın size vereceği 1 yıllık faiz %2. Siz bunu burada dakikalar, birkaç saat içerisinde, dakika demeyelim ama birkaç saat içerisinde %2'nizi aldınız, cebinize koydunuz. Bu muhteşem bir kar. Muhteşem bir kar. Şimdi daha fazla örnekle vaktinizi almayalım. Ama hani şöyle biraz daha hızlı belki. Bir buy sinyali geldi. Teyitli mi değil mi bakıyoruz. Teyitliyse pozisyon açıyoruz. Burada bir stopu var. Patlayabilir. Patlarsa riskimiz çok küçük. Bakın sell sinyali geldi. Bazen bu şekilde ardışık kötü sinyaller gelebiliyor. Ama mutlaka buralarda, yani kar aldığımız pozisyonlarda aldığımız kar mutlaka buralardaki bu küçük zararları telafi ediyor ve bizi fazlasıyla artıya geçiriyor. Mesela şurada stopumuz patlayabilir ama çok yüksek ihtimalle, bakın bu buy sinyalinde, bakalım şu saat 7 Mart 14.25'te buy sinyali gelmiş. 7 Mart 14.25. Şöyle 14.25'e doğru bir saralım. Bu aradaki sinyaller. Evet, bakın 7 Mart 14.25'te şu anda hala sell var ve buy geldi. Evet, bakın 14.15'te bir teyit gelmiş. Yani saat 14.25 itibariyle şu sinyal teyitli. Buradan girdiğimizi düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Zaten stopu koyduğumuz yer ATR bazlı olarak burasıydı. Çok uzun uza diye şey yapmayacağım, göstermeyeceğim size. Stopu koyduğumuz yer burasıydı. Kar verdikçe stopu taşıyoruz. Kar verdikçe stopu taşıyoruz. Diyelim ki burada stopu taşıdık. İlerliyor. Çok güzel. Harika bir kar verdi. Stopu biraz daha taşıdık. Buraya taşıdık. Ve stop patladı. Biz pozisyondan şurada çıktık. Yani burada bakın bir günde arka arkaya aldığınız karlar. Burada %2.8 gibi bir kar almışsınız. Kolay bir süreç değil. Kolay bir süreç değil ama para kazanmanın kolay bir yolu da yok. Yani daha kolayını
iddia eden yöntemleri biraz sorgulamakta fayda var. Alsat sinyalcisinin kullanım şekli bu. Pozisyon sinyali geldiği zaman 5 dakikada teyidine bakıyoruz. Teyit geldiği zaman pozisyona giriyoruz. Mutlaka bir pozisyonu açtığımızda yaptığımız ilk iş stop loss koymak. Bu konudaki hassasiyetimizi zaten sizlerle de paylaştık. Bir trader'ın en önemli önceliği para kazanmak değil, sermayesini korumak. Sermayenizi korumayı başardığınız sürece kazanç size mutlaka gelir. Ama sermayeniz yoksa artık bir iş sahibi değilsiniz. Bir pozisyonda stopsuz kaldığınız için sermayenizin yarısını kaybederseniz, yani %50'sini, bırakın para kazanmayı, başa baş duruma gelmek için %100 başarılı, yani 100 dolar koydun, 200 dolar aldın. Bakın deminden beri uğraştık, sabahtan belki bir yani tam gün mesai yaptık az önce. Toplam karımız %3, %4. Yani çünkü hani arka arkaya bir 1,5, 1,5, 2,5, %6 gibi bir kar aldık ama %1,5 gibi de bir zararımız oldu. Stopların patladığı küçük pozisyonlar oldu. De ki %4 kazandım. Bütün gün uğraştım, %4 kazandım. Sermayenizin bir trade'de yarısını kaybederseniz para kazanmak değil, başa baş duruma gelmek için %100 başarılı bir trade yapmanız lazım. Yani 100 dolar koydun, 200 dolar aldın. Bakın biz burada bir günde %4 alabildik. Şimdi bunu en son ne zaman yaptığınızı bir düşünün. %100 başarılı bir trade'i. Aklınıza pek örnek gelmeyecektir. Bizim de gelmez. Yani yalnız değilsiniz. Dolayısıyla maksimum kaybı yönetilebilir seviyelerde sınırlamak, yani stop loss bu işin olmazsa olmazı. Stopumuzu koyduktan sonra pozisyon kar verdikçe stop loss'umuzun yerini taşıyarak küçük küçük, buna trailing stop diyoruz, pozisyondan çıkıyoruz. Pozisyondan çıkış şeklimiz bu. Son olarak bir pozisyon açtık. Belli bir süre sonra ters yönlü bir sinyal geldi ve mum kapattı 5 dakika grafiğinde. Bu durumda da stop loss patlamasını beklemeden işlemi o anki kar veya zararıyla kapatıyoruz. Yani buy sinyali geldi. Teyitli bir sinyal. %1 altına stop loss koydum ve pozisyon açtım. Ama 2 mum sonra sell sinyali geldi. Şimdi sell sinyali geldiği zaman artık ben o pozisyonla inatlaşmıyorum. Çünkü artık trend terse döndü. %1 stop loss'umun patlamasını da beklemiyorum. O anda kar zarar ne varsa kapatıyorum pozisyonu. Yani en kötü ihtimal. Demek ki %1'in de altında bir zararım var. Onu diyorum, kabulleniyor zararımı ve pozisyondan çıkıyorum. İşte alsat sinyalcisi V9 ve bu sinyal üreticiyi bizim kullanma şeklimiz tamamen bu. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.